geçen yine arkadaşım geldi şehir dışından misafirimdi. Hadi gel seni Bostanlı'ya gönderirim sahile. Bir deniz havası alırız, iyi olur. Gezdik, eve dönerken en son saat 10-10.30 civarı. Bir müzik duyduk, yüksek sesli bir müzik. Gençler dans ediyor. Ha gel gidelim dedim. Dedi ki nasıl gideceğiz yani, hiçbirini tanımıyoruz. Bir şey dedim olmasa da gel gidelim. O istemedi ısrarı. Sen de bana güven, gel gidelim biz. Ben arkadaşımı aldım, zor oraya soktum. Biz dans ettik, oynadık, zıpladık, eğlendik ama kimse birbirini tanımıyormuş meğer. Yani biz de o zaman öğrendik. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Sadece herkes müziğe gitmiş, dans ediyor. Biz orada çok tanıştık. Hatta şu an devam eden bir arkadaşlıklarımız oldu yani. Yani sadece yaptığım tek şey hamburger yemek. 4 tane farklı adam geldi. Ve hepsi de böyle işte biri şak diye yanıma oturdu mesela. Mesela bence bu da ama İzmirli bir şey. Yani laf atmanın adabı da değişiyor. Yani o tacizin adabı da şehirden şehire değişiyor. Yani arkadaşlarım bana hep şey soruyorlar. Böyle Eylül ya İzmir'de yan yana oturuyormuşsunuz. Sonra birisi yanına geliyormuş. İşte kanka takılalım mı diyormuş. Olur diyormuşsun. Öyle sonra birisi takılıyormuşsun falan. Gerçekten böyle mi ya falan diye. Ya evet, gerçekten öyle olan bir kısmı da var sanırım. Ama bir yandan ben her yanıma gelenle oturmak istemiyor olabilirim. Yanıma birisi gelmesini istiyor olabilirim. Ve bunlar tabii zorluk da çıkaran şeyler. Yani sadece güzellik olarak algılamıyorum ben bunu. İzmir'de öyle bir şey yok. Yani 2'ye 3, 4 sokakta da gezersin, oturursun. Kendim de yaşadım yani, kendim de sokakta durdum. Yolda yürürken kız öğrencilerle karşılaşıyoruz, muhabbet ediyoruz, devam ediyorum yani. Yarın görmeyeceğim, etmeyeceğim, adını da unutacağım ama hiç önemli değil yani. Çünkü insanlık bu. İnsansın ve hayat kısa yani. Tanışmaktan ibaret, çevre edinmekten ibaret ve orada verdiğim bir selam senden bir şey götürmez ya da bir düşünceyi sürüklemez seni ya da bu hani ne oldu acaba, hani bana mı yürüyor ya da benle mi şey yapacak diye bir şey yok yani. Ya burada yürürken tedirgin hissetmiyorum ama mesela bir kadın arkadaşımla öpüşecek olsam öpüşmem burada da yani. İzmir'de LGBT olmanın Ankara'da LGBT olmaktan çok daha farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum en azından yani. Ya da onur yürüyüşleri falan burada da yine çok büyük bir destekle, çok büyük bir coşkuyla geçmiyor yani burada da. Kadın olarak Türkiye'de yaşamak, zaten Orta Doğu ülkesi gibiyiz. Yani evet, bütün şehirlere rağmen evet İzmir'de daha rahat ediyorum ama İzmir'de de maruz kalıyorum. Başörtülü olmanın bir kimlik olarak, yani bir gösteren olarak, bir tırnakçılı Müslüman ya da İslamcı olmanın sembolü olarak kullanıldığı alanlar dışında aslında İzmir sokakta kimin ne giydiğini, ne çıkardığını, nasıl yaşadığını çok karışılan bir şehir değil. Ben buna hak veriyorum ama aynı zamanda belirli ayrıcalıkları olan bir insanım. Yani Balçova'da yaşıyorum. Balçova tamamen kendi halinde nezih sayılabilecek bir semt ve hani belki benim rahatlığım oradan da geliyor olabilir. Ama aynı zamanda Diyarbakır'dayken mesela saat 11'den sonra dışarıda çok fazla gezen kadın görmüyordum. Ya da tek başına gezen kadın diyeyim yani, aileleriyle, eşleriyle belki evet ama tek başına olan kadın çok fazla görmüyordum. Burada tabii onun rakamı daha fazla, sokaklarda daha fazla kadın görüyorsun veya buradan Diyarbakır'a giderken kıyafetlerimi ona göre ayarlıyorum falan. Yani İzmir'deyken ben de daha fazla istediğim gibi olabiliyordum. Bu yüzden İzmir'i o konuda kabul edebilirim sanırım. Yani. Benim de hani İzmir'de yerleştikten sonraki ilk izlenimlerim de benim için çok çarpıcıdır gerçekten. İstanbul'un beni ne hale getirdiğini o zaman anladım. İşte yazdı. Dışarı çıktık akşam, tramvaya bindik kızımla. Bir genç kız, kısacık bir şort giymiş, işte askılı bir bluz, göbeği açık falan. Ben böyle dehşetli şey oldum. Dedim ne kadar açık giyinmiş, başına bir iş gelecek. Bunu çok samimi olarak hissettim. Ve İstanbul'un beni bu hale getirdiğini o zaman anladım. Yani İzmir bu anlamda, bu nedenle bile çok çekici. Thank you.